Buna dikkat ediyorsunuz. Bakın böyle özel aparatları var. Yani iç işleri basit koyacaksınız. Bu taraftan girip çıkıyorsunuz karşıdan. Sonra onu bağlıyorsunuz. Vulvanın dudak büyüklüğüne göre bazen tek bir dikiş yetiyor. Veya bir yukarı bir aşağıya iki dikiş koyabilirsiniz. Bu vulva şeyinin yani büyüklüğüne göre değişir. Burada bakın. Şeyde büyüner dikişini bakın ip olması lazım. Kalınlığı yine son derece önemli. İnceler kolay şey oluyor. Büyüner dikişi var. Kitaplarda var. Burada gösteriyor. Bak bir de şu önemli. Hangi dikişi koyarsanız koyun 3 parmak kadar açıklığı olacak. Çünkü hayvanın idrarını yapabilmesi için veya doğumdan sonra şekillendi. Boşcan akıntı olacak. Yavru zarlara atılacak. O yüzden şu genişlik son derece önemli. Bu büyüner dikişi bakın. En alt kısımda böyle bağlanıyor. Kitapta da var ya da şeyde var yani internette de büyüner dikiş yani zaman kazanmak için yapmayacağım. Sağır dikişi de bu. Şimdi sağır dikişinde de arkadaşlar böyle yani yöntemini arzu eden olursa onlara hatta bir an foto şey yapabiliriz size gönderebilirim. Bak bu vajina bölgesinden içeride de böyle plakalar var. Vajinayı yer fikse ediyorsunuz her iki tarafta. İçeriden yani vajinanın iç kısmında özel bunların plakaları var. Bak bunun gibi bak. İçeride de bunların plakaları var. Böyle burada amaç vajinayı fiksedip doğum zamanı problem olmazsa buzağa ileride dışarı çıkabilir. Bu genelde doğumuna 15 gün kala şeylerden yapılan böyle sağır dikişi. Koyunlarda da hemen bahsedip 3-5 dakika daha ara vereceğim. Koyunlarda da çok olur. Önemli ekonomik kayıplara bakıyorum. Çünkü koyunda çok olması ekonomik yönden daha çünkü sürü problem oluyor. Çok sayıda koyunda olduğu için koyunlarda da olduğunu, değişik derecelerde olduğunu söyleyelim. İşte onlarda da öyle. Beslemeyle çok yakından ilgili. Doğuma yakın dönemde çok olduğunu, bazen yavru keseleriyle karıştırılabildiğini, mesela bak uteriyle karıştırılabilir koyunlarda. Burada olduğu gibi prolapsus vajina, bak uteri vajina bazen karıştırılır. Ona dikkat. Genel temizlenir. Aynı ineklerde olduğu gibi yerine yerleştirilir ve dikilir. 10 dakika. Doğum gerçekten önemli bir süreç. Özellikle gebeliğin en önemli, en zor süreçlerinden bir tanesi. Daha önce de bahsetmiştik. Anne açısından çok önemli. Buzağı sağlığı açısından çok önemli. O nedenle günümüzde şöyle bir kavram var. Doğum sürecinin iyi yönetilmesi. Bir de buzağı artık final ürün. O kadar uğraştınız 9 ay kaç gün sağlıklı bir buzağı doğmadıktan sonra. Ve doğum süreci de buzağı sağlığıyla çok yakından ilişkili. O zaman doğum sürecinin doğru yönetilmesi önemli. Peki bunlardan bir tanesi ne derseniz işte biraz sonra diyeceğiz ama hayvanların rahat, konforlu, dolaplık serilmiş yerlerde doğum yapabilmesi. Zaten doğuma ilişkin hayvanda stres var. Doğum başlı başına. Gebeliğin ileri döneminde metabolik stres var. Çünkü tamamen metabolizma değişiyor. Ve ondan sonra endokrinolojik şey var, hayvanların yeme içme durumu şey var. Bir de siz bu streslerin üzerine ekstra stres koyarsanız o zaman güçler kaçırılmaz. Şimdi sizlerle çok konuşamadım ama burada aranızda var belki 3-5 kişi var. Ben postpartum dönem yönetim dersi anlatıyorum onlara. Derse geliyorlar. Onlara söylediğim şu cümle çok önemli olduğum için söyledim. Yani bu, diyorum ki ben size bu 14 haftalık süreçte hiçbir şey öğretmesem güç doğum çok hem anne ve hem de yavru sağlığı üzerine çok ciddi problemlere yol açar. Bu cümleyi öğreteyim 14 hafta sonunda ben fitim. Demek ki güç doğum ne kadar önemli. Anne ve buzağı sağlığı. güç doğumun bir nedeni de doğum sürecinin iyi yönetilememesi. Ya en basit size bir örnek vereyim. Güç doğumdan doğan bir buzağının sütten kesme yaşına göre yaşına kadar
normal doğana göre ölme şansı %50'nin üstü. Hastalıklara yakalanma oranı, ishal veya solunum sistemi hastalıklarına yakalanma şansı çok yüksek. Daha çarpıcı bir şey var. Üç doğumdan ile doğan bir buzağının tohumlama yaşı daha geçti normal yaşamaya. En önemlisi daha, hepsini silelim. Üç doğumdan doğan bir buzağı ilk laktasyonda 500-600 litre normal doğana göre daha az sıkılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bak, ne kadar çok buzağa sağlığı verdi. O nedenle doğum sürecinin yönetilmesi, doğru yönetilmesi son derece önemli. Doğum dedik, evcil hayvan türlerinde genetik olarak determine ediliyor. Belli bir süresi var. Hani ineklerde ortalama 285 gün civarında diyoruz. 300 güne kadar normal, 300 günden sonra belki uzayan doğum, uzayan gelenek diye şey yapılabilir, tanımlanabilir. İneklerde doğuma yani ilişkin, yaklaşan doğuma ilişkin bir takım değişiklikler oluyor. Onlardan bir tane işte memelerin, düvelerde daha erken yaşlarda, gebeliğin daha erken dönemlerinde, 5. 6. ayından sonra. İneklerde özellikle son günlerde memeler dolmaya başlıyor, memeler büyüyor. Karındaki büyüme dikkat çekiyor. Birçok hayvanın servikal tıpa yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Yani gebelikte serviksi kapatan bir sekrasyon vardı. O çözülüyor. Yavaş yavaş hayvanın kuyruğundan aşağı, burbadan aşağı doğru aktığını görürsünüz. Böyle yapışkan, sümüksü bir yapı. Bunu görürsünüz. En önemli şeylerden bir tanesi de doğumdan gelen de 24 saat önce. Bazen kısır, saklı ilyak ligamentlerde çökme artık yaklaşan doğum için önemli bir şey var. Ya hayvan huzursuz, sancıları var. Yemiyor zaten. Yeme içme, huzursuzluk gibi şeylerde görebileceğine değişiklik. İşte bu servikal tıpa dediğimiz bu. Kim hayvanda gebeliği 7. ayından sonra böyle vurmadan aşağı doğru sarkan bir şekilde görüyorsunuz. Vurma ödemli. Çünkü ne? Östrojen, relaksin konsantrasyonu artıyor. O nedenle vurma da ödemli. Yani az önce de dedik ya işte prolapsın başına o yüzden bu dönemde çok oluyor. Vurma da ödem, relaksin ve östrojenin etkisiyle. Vajinal kaslarda, yerinde tutan kaslarda gevşeme gibi. Memelerin büyüdüğü, süt geldiği yine önemli şeyler. Doğum öncesi işte doğum sürecinin, bakın şu nokta çok önemli. İnekler için genelde ya böyle tekli doğum bölmeleri var ya da 6-8 ineğin bir arada olduğu veya 20-30 hayvanın bir arada olduğu çoklu doğum bölmeleri var. Bunlar işletmeye göre de küçük işletmelerde genelde tekli doğum bölmeleri, eğer çok ilginizi çekiyorsa, hatta söyleyeyim şunu, çekiyor, ağzımdan bir anda istemsiz çıktı. YouTube'da yine bu postpartum dönem dersinde ben bunları çok detaylı anlatıyorum. Burada o kadar değinemeyim. Son derece önemli bilgiler var sizin için. Burada bahsetmeyeceğim. Mutlaka o videoları izleyin. Orada doğum sürecinin yönetimi kısmı videosunu izlediğinizde göreceksiniz. Bir de şu doğum bölmeleri bakın. Büyüklüğü, şekli, işletmeye göre. Büyük işletmelerde her inek için böyle tekli bölüm yapmak zor olduğu için 20-30 ineğin olduğu büyük locaları tercih ediyorlar. Küçük işletmelerde böyle. Çünkü doğum yapacak hayvan sayısı az olduğu için bu doğum yapar. 1-2 tane olur. Çıkar. Bura temizlenir. Bu altlıkla uzaklaştırılır. Dezenfekte edilir. Yeni bir altlık konur. Birkaç gün sonra başka bir inek doğumu. O zaman o buraya alınır. O nedenle kolay ama çoklular da aynı anda böyle 20-30 tane şey her gün inek doğum yapıyor. O kadar çok bölme bulamayabilirsiniz. O nedenle bir de bu bölmelerden dikkat eder misiniz? Tekli inek için ama ayrı separe diğerine. Amaç şu, diğer inek de buraya gelirse burada daha çok kirleniyor, ıslak kalıyor, dışkısını yapıyor. Doğum yapıyor, yavru zarlarını buraya atıyor. İnekler arasında hastalık bulaşma, buzağlara bu hastalık bulaşma yetişkinlerden o zaman risk daha fazla oluyor. Tekli doğum bölmeleri bu anlamda avantajlı. Ama orada da iş gücü şey çok fazla olduğu için. Bir de önemli nokta şu, tekli doğum bölmesi de olsa
bir inek, şu bak diğer ineklerle böyle bu alana koyduğunuzda diğer başka inekler görecek. Strese giriyor. Az önce dedim ya, zaten doğum bir stres olsun. Yani. Siz bu stresi daha da arttırırsanız böyle, yani ayrı, kapalı bir yer, başka hiçbir hayvanı, inek çıldırıyor. İşte o zaman zaten, bakın, doğum zamanı stresi arttırmak, düvelerde ölü doğum riskini çok arttırır. İneklerde güç doğum arkasından retensiyon sekindini arttırır. Yani siz bu dönemde zaten stres yükü fazla, bunu daha da bir takım yanlış uygulamalarla arttırmayacaksınız. O yüzden bu dönem çok önemli. Bak başka hayvanları görmesi bu hayvanı rahatlatıyor. İzole olduğunu hissetmiyor. İnekler en sosyal hayvanlardan biridir. Diğer inekler onlar da bakışır, neleşir, şey yapar, oynar, sürtünür. Hepsi ineklerin sosyal hayvanlar olduğunu önemli şeylerdir. O yüzden son derece önemli. Bir hikaye var. New York'ta geçiyor bu hikaye. Geneliğin ileri döneminde böyle ineği ayırıyorlar diğerlerinden, gemiye, başka bir yere, mezbahaya gönderiyorlar şeyler için. Tabii inek şunu da istiyordu yani sosyal hayvan ya. Kendi gebe ve mezbahaya, yani gittiğini, başına kötü, yavrusuna bir şeyler geleceğini hissediyor. Gemi de kendisini şey atıyor, denize atıyor. Böyle şeylerle kilometrelerce yüzüyor böyle şeylerle ilgili. Sırf diyor ki mezbahaya gitmek istemiyor şeylerle, yaşamak istiyor. Zamanın birinde de İngiltere'de yaşanan böyle bir şey ineklerle ilgili. İneği, işte yine biri kesim için şeye götürecek, mezbahaya götürüyor bir yetiştirici. Bir benzinlikte duruyor, benzin alacak, inek şeyden kendini atıyor. Ormanda kal, günlerce arıyorlar şey yapıyor. İnek gidiyor en tenha yerde saklanıyor, çıkmıyor ortaya, aç kalıyor günlerce. İşte oraya buraya tuzak kuruyorlar, yani yem koyuyorlar ki hani gelsin, aç burada, ormanda ne yiyecek? Ha bu arada şey var, çok ilginç. Şeyi, Oran'daki o yürüyüş ormanı biliyorsunuz değil mi? Onun içinde inekler var. Hiç orada yürüyen, vallahi ben de her yer inek dışkısı. Bir gün yürürken abi baktım, göz göze geldim, simsiyah bir inek. Yani kimin, orada bile etrafı çevriler, oraya kim inek bırakmış. Yani sahipleri, sahipsizleri bilmiyorum. İnek var ya şey oluyor, gelmiyor, aç kalıyor. Aylar sonra bir tanesi buluyor. İşte haber veriyor ineğim bilmem ne şey diye. Ona, o da diyor ki bir şartla diyor ine şey, hani böyle sembolik bir dolar mı ne şeyle ona hediye ediyor ineği. Ama karşılığında da kesmeyecek sözünü alarak. Hani şeyler de öyle, hani inekler de öyle. Yani doğuma gidecekseniz doğuramıyor, bir bakıyor size. Ne olur siz uğraşıyorsunuz. Ben çok, hani hepimiz aile, hani belki annelerimiz, babalarımız. Ben birkaç tane bir şey dedim anneme, keşke beni doğurmasaydım. Ve bu inek doğurturken yapamıyorum, olmuyor. İnek bana bakıyor, gözleri yaşlı. O duyguyu gördü yani. Diyorum sen öldüm, böyle bir tabloyu yaşamayın. Öyle size bakıyor ki, ne olur kurtar beni. Yani ölüyorum diyor, acım diyor şeyler. Çok şu enteresan bir şey. O yüzden doğum süreci de gerçekten çok sancılı bir süreç. İnekler çok sosyal hayvanlar öyle. Hani biz neye inek deriz aslında? Duygusuzları mal deriz. Mal, mal adam hani hiçbir şeyin farkında. Oysa inekler çok şeyin farkında. Hani o, aslında insana mal demek lazım. Yani onlar mal değil. Yani gerçekten çok duyguları olan, aynı zamanda sosyal yaşama, sosyal ilişkilere de çok önemseyen hayvanlar. İşte bu bölümde serbest dolaşmaları falan, YouTube'da bu bölümleri keselim. Evet. Burada bak, diğer inekler ayrı ama bak yanında diğer inek var. O ona güven veriyor işte, birbirlerine psikolojik destek veriyor. Hani nasıl köpek doğuramıyor, bazısı sahibini yanında istiyor. Veya bir ameliyata gireceksiniz veya doğum, kadınlar da öyle. Eşi, bazen annesi, babası yanında olup elini tutuyor. Yani sonuçta hepsi bu anlamda, bunlar da bunu çok önemsiyorlar. İşte çokluların sıkıntısı bu. Bakın ne kadar kirli bir araya böyle koyduğunuz zaman. Ama
büyük işletmelerde çoklu doğum bölmeleri var. Bazen de hiç doğum bölmelerini almıyorlar, yataklıkların olduğu yerlere sorun gerçekleşiyor. Bu ayrı bir drama yani. Buzağı, şimdi bu buzağının göbek kordonundan şeyler dışkıyla bulaştı, çamurla bulaştı. Göbek enfeksiyonu olma şansı veya ağzı dışkıya temas etti. Zaten bu dönemde pasif transfer yetmezliği var, daha kolostrum, antikorları düşük, dışkı, bağırsak patojeni arttı. Niye enfeksiyon demek? Yardımlar. Bağırsakta bu yük arttı mı? Başka bir sakıncası ne biliyor musunuz? Kolostrumu emiyor buzağa. Bağırsakta bu patojenler var. Kolostruma bağlı, kolostrumdaki immünoglobulinler bu patojenlere bağlanıyor. Kanına geçmiyor. Ve buzağda pasif immün transfer yetmezliği oluyor ve hastalığa daha kolay yakalanıyor. O yüzden buzağının temiz, kuru bölmelerde doğum yapması da bu anlamda da önemli. Yani bağırsaktaki bakteri yük artınca kolostrumdaki immünoglobulinler onlara bağlıyor enfeksiyon oluşmasın diye. E bu defa kana geçiliyor. İşte hastalıklarda pasif transfer yetmezliği dediğimiz tabloyla söz konusu. Böyleler de var. Hatta çok dramatik bir yerde inek böyle burada doğuruyor. O dışkı sıyırıcılar var ya her yer, onlar belli. Ve gidiyor böyle. Geldi burada sıkıştırıyor duvarla şey arasında ve buzağı ölüyor. İnekte video görüntüsü var. Anne ve diğer inekler bağırıyor, çığırıyor, feryat ediyor. Kurtaramıyorlar ama hiçbir şey yapamıyorlar. Bu bir zaman bizim vakit eşitliğinde oldu. Çok yakında bir yıl önce. İzlemedikleri için şeyleri, ondan sonra dış şeyde videoda izlendiği için oralar orada, neden buzağı öldü falan. Orada gitmiş duvarla şey arasında buzağı sıkıştırmış. Ama o ineklerin, annenin, görseniz o figan feryadını ağlarsınız. O kadar çok şey. Hepsi kurtarmaya, yardıma gidiyor gibi. 8-10 inek toplanmış buzağı. Ama bir şey yapamıyor yani. Ellerinden bir şey gelmiyor. Evet. O yüzden doğum şeyleri kaçta bitiyordu ders? 7 dakika sonra. Yapmıyorum ders. Bu kadar duygusal şeyler. 7.30